Merhaba hanımlar, Ebi Börgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere küpe çiçeği hırka modeli anlattım. Çok güzel bir hırka oldu. Şu an canlı halini görseniz bayılacaksınız. Ya video ve fotoğraflarda gerçekten böyle şirinliği, tatlılığı çıkmıyor. Renkleri pek çıkmıyor. Şimdi hanımlar, bu hırka gerçekten efsane bir hırka. Bağcıklı, bağlamalı. Bu istenilen yaş grubuna göre ayarlanabiliyor. Bebeklerimiz kilo aldığı dönemlerde rahatlıkla giyebilir. Bakın buradaki işlem, istediğiniz gibi hırkayı daraltıp bollaştırabilirsiniz. Çiçeklerim ve içindeki beyaz çok tatlı oldu. Arka kısmı da bu şekilde. Kollarımız, bakın, balon kol yaptım ve farklı bir teknik uyguladım. İlk defa böyle bir hırka göreceksiniz YouTube kanalında. Şimdi hanımlar, kullandığım ip polosunun Candy Baby markası, 100 gram ağırlığında, 300 metre, rengi 244. Çok güzel bir ton. Gerçekten hırkaya çok yakıştı, hırka modeline. Ve bu mor içinde polosu Candy Baby'nin 100 gram ağırlığında, 300 metre uzunluğunda, 230 kod rengi. Bu mor, bayıldım. Zaten ipi çok güzel. Ve yeşilimiz polosu Candy Baby 100 gram ve 300 metre, kodu 228. Ve aynı şekilde beyaz ipi de bu içindeki için kullandım. Polosunun ipi beyaz rengi. Bu ipleri N11, Trendyol, PTT AVM, Hepsi Burada gibi alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Artı polosunun web sitesi var. Oradan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu ipler çok güzel bir yapıya sahip, yumuşak bir dokuya sahip. Bükümü çok güzel, hani katından ip ayrılmıyor. Yani tavsiye ederim. Ve bu lila hırka için toplamda böyle iki tane ip gitti. Sadece balon kol olduğu için tahminen şöyle ucundan, üçüncü ipin ucundan yedi diyeyim. Yani bu hırka zaten bir yaş için gayet aslında gider, iki tane ip gider. Ama hani 1,5-2 yaş için üçüncüyü alırsınız ama böyle çeyreğini bile harcamazsınız. Şimdi boyunu ölçelim. 33 santim. Omuzdan etek ucunu ölçtüğüm zaman 33 santim. Bakın, eni istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bağlama tekniği olduğu için. 30 santim olur. Mesela şuradaki ilik yerini biraz daha gevşek tutarsınız. Mesela bakın, 34 santim olur. Hani daha da sıkı yapmak isterseniz mesela işte 26-27 santim olur. Yani bu eni çok amaçlı diyeyim. Kol boyu da koltuk altından ölçtüğümde bak 24-23 santim. Ben 1-1,5 yaş için 23 santim ideal oldu. Ama siz 2 yaş yapacaksınız, 25-26 santim yapabilirsiniz. Nasıl büyüttüğünü videoda anlattım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Şimdi hanımlar, ben önceden sağ parçaya çalıştım. Şimdi sol parçayı göstereceğim. Biraz bir ördüm ama başlangıcı nasıl olacak, ölçüsünü falan vereceğim size. Bu parça sağ taraf. Ben şimdi sol tarafı yapıyorum. Toplam 40 tane zincir çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincir çekerken bakın, gevşek gevşek çekin. Sakın böyle iyice sıkı bir zincir çekmeyin. Bayağı bir bol gevşek çekmelisiniz ki bu alttaki parça gelmesin. Bakın, gevşek çektiğim için esniyor. Bakın.
Bu şekilde esniyor. Esneyecek zinciriniz. Şimdi ben 40 tane zincir çekip geliyorum. Evet. Şimdi 40 zincir çektim. Bakın gevşek, esneyen bir zincir. Tabii daha büyük yapmak isteyenler 50 tane çeksin. Diyelim 2 yaş yapmak isteyenler 50, 3 yaş yapmak isteyenler işte 3-4 yaş, 60, işte 70, onarşar arttırmanız gerekli. Her yaş grubu yükseldikçe. Ben 1 yaş, 0-1 yaş arası, 6 aylık 1 yaş arası çalıştığım için 40 zincir yeterli oluyor. Şimdi 40 zincir çektim. 1-2 zincir atlıyorum. İlk zincirin girdim. Bakın buradan giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi tel aldım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3. Bunu bu şekilde yapayım. 3 tane zincir atladım. Şimdi bunun için bir trabzan, 2 trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan, iki trabzan. Bu şekilde yapıyoruz. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Tel aldım. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden girdim. Bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Bir trabzan, iki trabzan, şimdi bir zincir, bakın aynı yere bir trabzan, iki trabzan. Bakın örneği bu şekilde kuruyoruz. Şimdi 1, 2, 3 atlıyorum. Sadece buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın burada ikili ikili trabzan var. Bir trabzan, ikili ikili trabzan, bir trabzan. Deseni bu şekilde kuruyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi hanımlar, mesela sayı saymanıza bazen kıyafetlere göre zincir çekebilirsiniz diyorum. Kıyafetinizin ölçüsüne göre zincir çektiğiniz zaman mesela bayağı bir zincir çekin. Ondan sonra diyelim kalan zinciri kesip atabilirsiniz. Bakın şimdi buradaki örnekte göstereceğim. Ben önce zinciri çektim bayağı bir. Ondan sonra bakın 3 tane zincir kaldı. Sonradan bu zinciri kesip şey yapıyorum, sıfırlıyorum. Ve hiçbir şekilde kötü durmuyor. Ben buradaki zinciri saydım. O şekilde size zincir sayısı verdim. Bu parçayı aldım. Bir yaş işte bir sivitin üzerine koydum. Oradan tasarlamaya çalıştım. O şekilde ölçüsünü, kalıbını çıkarttım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten normalde ben bunu 39 zincir diyecektim ama 40 zincir dedim. Çünkü burada bir zincir artacak. Hani arttığı zaman bu sıkıntı olmayacak. Şimdi bu zinciri komple aynı bu şekilde dolduralım. Hemen geliyorum. Şimdi bakın geldik. Nasıl başlamıştık? Bir trabzan ile başlamıştık. Bir trabzan ile de bitireceğiz. 1, 2, 3. Geldim. Buraya batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bitirdim. Bakın bir zincir arttı. Hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi siz bir bluz, bir tişört, bir sivitin üzerine zincir aldığınız zaman diyelim burada bir sürü zincir arttı. Kesersiniz. Böyle bu şekilde kilitlersiniz. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen trabzan tepesine bir adet trabzan. Bakın. Bu ikilinin, bakın ikilinin tam ortasına giriyorum.
Zaten bir zincir bu yüzden çekmiştik. Bir, iki, bir zincir, bir, iki. Tel aldım. Şimdi hemen bakın trabzan. Bir trabzan yaptım. Şimdi bakın tekrar boşluğa geldim. Bakın aralarda hiç zincir yok. Sadece bu ikişer yaptığınız trabzanın arasında bir zincir var. Geldik buraya. Aynı şekilde bir, iki, bir zincir, bir, iki. Şimdi ben bunu aynı bu şekilde devam ediyorsunuz. Şuraya da bir trabzan yapayım. Farklı bir işlem yok. Bundan sonra aynı bu şekilde gideceğiz. Toplam 13 sıra öreceğiz. Şimdi ben buraya geliyorum. Nasıl bitirdiğimi de göstereceğim. Evet, bakın geldim. Ne yapacağım? Buradaki trabzanın bir etinden girdim. Tel aldım. Direkt trabzan yapıyorum ve dönüyorum iki zincir çekip döndüm. Şimdi gene trabzan yapıyorum. Bakın her köşede trabzan var. Ve aynı şekilde sıramı devam ettiriyorum. Bakın iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Bu şekilde toplam 13 sıra örülecek. 13. sırada kestirme yapacağız. Şimdi sayalım. Bakın. Şurada da çalışma yaptım. Şimdi hanımlar, bakın sağ parçada 13 sıra ördüm. Burası sağ parçamız. Şimdi bakın sağ parçanın sol kısmından kestirme yaptım. Sol parçamızın da sağ tarafından kestirme yapacağım. Şimdi hanımlar, bu kestirmeyi iyice burayı dikkatli dinleyin. Şimdi bakın sağ parçada 12. sırayı ördükten sonra hemen 13. sıraya geçerken kestirme yaptım. Sol parçada da 13. sırayı ördüm. Bitirirken kestirme yapacağım. Bunu yapmamın sebebi, bakın belli oluyor. Buradaki sıra çizgileri var ya, onlar eşit şekilde düşmesi için. Şimdi bakın trabzan yaptık. Tekli trabzan yaptık. Şu an kestiriyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan yaptım. Tel aldım. Bakın şuradaki bir trabzan var ya. Oraya da batıyorum. Bakın batıyorum. Yarım trabzan yaptım. 1, 2, 3. Bu teli bir çıktım. Birden çıktım. Tekrar göstereceğim. Bu birinci trabzanı, bakın bunu yaptıktan sonra kestireceğiz. Boşluğa batıyorum. 1, 2 tel çıktım. Tel aldım. Tek, bakın buradaki trabzana batıyorum. 2 tel çıktım. Bu üçünü bir çekiyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bu öndeki parça için göstermek istiyorum. Bunda. Şimdi ördüm. 13. sıraya geçiyorum. 13. sıraya geçerken ne yapıyorum? Şimdi şuradaki yeri gösteriyorum. Bir trabzan alıyorum. Pardon, tel, bakın tel aldım. Trabzan tepesine battım. 2 çıktım. Tel aldım. Bakın bu boşluğa geldim. 2 çıktım. Sonra komple çıkış yaptım. Şimdi tel aldım. Geldim. Bakın trabzan. Tam tersi. Şimdi örneğime devam ediyorum. Bakın trabzanımı yaptım. Sonra örneğime devam ediyorum. Yani farklı bir işlem yok. Sadece birini bitirirken, birini başlarken yapıyoruz. Şimdi dönüyorum. Bakacağım. Şimdi ne yapmışım? Burada ne yaptıysam aynı işlemi burada yapacağım. Şimdi bakın. Burada kestirdim. Şimdi aynı yere bir batmışım, buraya bir batmışım, kestirmişim.
Şimdi. Aynı tepeye bir battım, tel aldım. Bakın bu trabzanın tepesi. Buraya da bir battım. İki tane, bakın iki tel çıkıyorum. Kestirmeyi göstereceğim. Bakın iki teli göz çıktım. Üçünü bir çıktı. Şimdi bakın ne oldu? Bu trabzanı da eksiltmiş olduk. Geldik şuraya. Bakın örnek olan yere. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi örneğimize devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Bu şekilde şimdi sıramı devam ettiriyorum. Şimdi ben bunu buraya kadar örüyorum. Buradan dönüp buraya kadar geliyorum. Kestirme yerine kadar bakın buralar düz gidiyor. Hiçbir şekilde burada kestirme yok. Şu an ben sol parçayı ördüğüm için sağ tarafını kestiriyorum. Eğer siz isterseniz sağ tarafını da bu şekilde kestirebilirsiniz. Hani tamamen size bağlı ama şu an sol parçayı ördüğümüz için sağ taraftan kestirelim. Sonra siz sağ tarafı kestirirsiniz. Şimdi ben bunu buradan örüyorum. Buradan da buraya kadar geliyorum. Kestirmeyi göstereceğim. Evet, bakın şimdi geldik. Bakın ördüm. Şimdi kestirme yapacağız. Önce 1, 2 yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi hanımlar, bakın burada hani ikili vardı ya. Şimdi bu ikiliyi kestireceğim. Şimdi buradan yarım çıktım. Bitirdim. Şimdi buraya batmayacağım. Şimdi hemen şuradaki zaten iki tane trabzanı 1'e düşürdük. Bakın boşluğa sadece bir tane yaptım. Hemen geldim. Bu ikililerin biritine giriyorum. Bakın yarım çıkıyorum. Bakın iki tane çıktım. Şimdi bunu komple çıkış yaptım. Bakın bu şekilde burayı kestirdik. Bakın baktığım zaman da aynı şekilde şuraya da aynı şekilde bakın. İki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir, bir. Bakın bir teke düşürdüm. Şimdi bunu da dönerken yapacaksınız mesela. Şimdi dönüyorum. Dönüyorum. Şimdi bakın bu trabzanın birinci biriti yarım çıktım. Şimdi boşluğa batıyorum. Yarım çıktım. Çıkış yaptım. Şimdi bakın burası iptal oldu. Şimdi hemen geliyorum trabzana. Trabzanı yapıyorum. Bakın dümdüz muntazam bir şekilde kavis olmadan kesilmeyi yapmış oldum. Şimdi normal devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da bitirip hemen bakın burayı örüyorum. Sonra buradan buraya geliyorum tekrar. Evet, şimdi geldim. Burayı ördüm, döndüm. Bakın burayı dönerken hiç kesim yapmıyorum. Dümdüz devam ediyorum. Şimdi hanımlar, bakın burayı yaptım. Şimdi bakın sırayla kestiriyoruz. Yani sırayı nasıl kestirmek getiriyorsa o şekilde ayarlayacağız. Şimdi buraya yarım yaptım. Şimdi bakın bu iki tanesinin tepesine batıyorum. Bakın kestim. Şimdi çektim. İki zincir. Şimdi bakın bu ikisinin tepesine bir tane batıyorum. Yarım çıktım. Tel aldım. Şimdi bu boşluğa geldim. Bir trabzanla kestirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi buraya iki tane yapıyorum. Ne yapmış oldum? Bu buradaki sıranın yarısını eksiltmiş olduk. Yani bakın şuradaki işlemi şimdi tekrar etmeye başladım. Buradaki işlemi şu an tekrar ediyorum.
Yani farklı bir işlem yok. Şimdi bu alttakine bakarak üsttekine devam edeceksiniz. Şimdi bunu yapıyorum hemen. Zaten yapana kadar, ta kesmeyi bitirene kadar göstereceğim size. Şimdi bunu buradan örüyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bakın şimdi geldik. Şimdi bakıyoruz hemen. Alttaki sıraya bakıyoruz. Ne yapmışız? Bir tane trabzan yapmışım. Şimdi boşluğa bir, bak hemen yanındakine bir batarak kestirmişim. Yani bu şekilde devam edeceksiniz bakarak. Ben bunu bayağı zorlandım yaparken. Onun için detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bakın yarım çıktım. Boşluğa battım. Şimdi hemen buradaki bakın trabzanın bir içine batıyorum. Direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi bakıyorum ne yapmışım. Bunu şu an bunun üstüne yaptım. Şimdi buraya geldim. Şimdi bak geldim. Hemen tepeye batmışım. Sonra trabzana batmışım. Bire düşürmüşüm. Zaten gösteriyor sırasıyla. Bak, tepeye batıyorum. Kestirdim. Bir. Şimdi normal trabzana batıyorum. Kestirdim. Bakın teke düşürdüm. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yani zaten gelişi güzel sırasıyla yaptıktan sonra örnekte zorlanmayacaksınız. Ben zaten bu kestirmeyi kurarken bayağı bir zorlandım. Farklı tekniklerle çalıştım. Olmadı. Hani size daha nasıl kolay anlatabilir diye bayağı bir uğraştım. Ama bu şekilde en güzel kestirme bu şekilde oluyor. Başka türlü kestirmeler denediğim zaman burası böyle kavisi kavisi düştü. Ama dümdüz güzel düşmesi için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Birazcık kafa karıştırıyorum ama detaylı anlatmaya çalıştım sizler için. Şimdi bakın, bu sırayı da tamamlıyorum. Devam ediyorum şimdi. Şimdi bakın böyle iki tane desen bu bir yaş olduğu için iki desen hani iki tane şey nasıl diyeyim öbek diyelim kutucuk bu böyle ikili ikili trabzan kalana kadar öreceğiz. Ama diyelim iki yaş yapanlar üç desen hani bir iki üç tane olsun hani iki üç yaş yapanlar çünkü omuz detayı küçük olmasın. Zaten iki üç yaşlar daha büyük başlayacak. Döndüm. Şimdi ben burayı hemen buraya getiriyorum. Şimdi geldik. Bir zincir çekiyorum. Şimdi kestireceğiz. Bakın boşluğa gene bir yarım yaptım. Tel aldım. Şimdi hemen bakın buradaki bir ite batıyorum. İkisini bir çıktı. İki zincir çekiyorum. Şimdi buraya bakın hemen bir tane. Şimdi bakın buradaki boşluğa da bir tane yapıyorum ve çıkıyorum kestirdim. Şimdi bak trabzan hemen trabzan yapıyorum. Boşluğa geldim. Devam ediyorum. Yani buradaki işlemler tekrar ediyor. Farklı bir işlem yok. Sadece size tam komple göstermek için hani kafanız karışmasın. Sadece bu kestirmelerde zorlanacaksınız ama siz ben bu şekilde buldum kestirmeyi ama siz başka türlü teknik biliyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben çok denedim yapamadım. Hani bu şekilde sayarak, bakarak sürekli bakmak zorundasınız. Şimdi yorumlarda bana bu nasıl anlatım biçim falan diye çok zor
Yani bayağı bir kötü yorumlarda bulunan hanımlar var. Onlar şimdi beni linçlemeye gelir, nasıl anlatım diye. Çünkü atlayarak dinliyorsunuz videoları, sonra bana tepki gösteriyorsunuz. Eğer hızlı gidiyorsam da videonun üst tarafında ayarlar kısmından oynatma hızı var. Oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz. Bakın geldim. Şimdi burası bir trabzan ya. Onun tepesine geldim, battım, tel aldım. Bakın kaldı burası. Buraya da batıyorum. Sonra çıkış yaptım ve artık bundan sonra kestirme yapmayacağım. Ve düz birkaç sıra daha öreceğim. Döndüm. Şu an örüyorum. Bir iki zincir çektim. Bakın. Bak, son kestirme burada. Son kestirme burada. Son kestirmeden sonra 1, 2, 3 sıra düz ördüm. Hiç kestirme yapmadım. Şimdi burayı da göstermek istiyorum size. Şuradan tel aldım. Döndüm. Şu an birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Zaten buradan sonrası kolay. Bir zincir. Evet, bakın geldik. Bakın burada trabzanın tepesi. Buraya batıyorum. Bir trabzan yaptım. Şimdi son sırayı yapıyorum. Bir zincir. Evet. Ve bu şekilde burayı bitiriyoruz. Diyelim 2-3 yaş yapanlar diyelim 3 yerine 5 sıra örsün düz kestirmeden. Ama buradaki 2 tane örnek sayısı 3 tane olmalı. Çünkü omuz kısmı dar olur 2 ve 3 yaşlarda. Bakın bu şekilde bakın bitirdik. Eşit oldu. Şimdi bu sol kısmındı. Bunlar zaten böyle üst üste gelecek. Buraya desen gelecek. Bakın bu şekilde eşit şekilde tamamlamaya çalıştım. Böyle hanımlar. Şimdi ipi kesmeyeceksiniz. Ya pardon, kesin çünkü arka kısma geçeceğiz. Biraz uzaklaştırayım. Şimdi hanımlar, toplam kaç sıra ördüğümüz göstermek istiyorum. Saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Toplam 27 sıra ördüm. Şimdi hanımlar, arka parçada dümdüz çıkacağız. Şimdi ön parçanın nasıl altında başladık? 40 zincir çekmiştik. Dümdüz yukarı çıktık, değil mi? 13 sıra düz ördük. Sonra kestirme başladık. Ama arka parçada toplam 60 tane zincir çektim. 60 zincir çektim. Sonra aynı örneği kurdum. Bakın. Bu örneği kurdum. 60 zincir çekerek bu örneği kurdum. Farklı bir işlem yok. Bakın dümdüz yukarı çıktım. Şimdi ördüğüm sayı sırası 27 ördüm ya ben. 27 ördüm. Şimdi burada da bakın 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Toplam 26 sıra ördüm. Şimdi arkada
omuz detayı olacak. Kestirme omuz detayı olacak. 1 2 sıra bakın. 2 desen yapmış olacağız. Şimdi 2 zincir çektik. 1 zincir çekildi. Şimdi normal bak. 1 bu şekilde omuzu kısmını yapacağız. Arka parça göstermiyorum. Ön parçası nasıl başlandıysa o şekilde örüyorsun. Sadece 60 zincirle. İşte 2 yaş yapanlar 70 zincir. 2-3 yaş yapanlar 70 zincir. Yani burası 40'sa bir de burası 60. Burası 50 ise burası 70. Burası işte 60'sa burası 90. O şekilde ayarlayacak. 80 işte. O şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi arka parça omuz olduğu için ön 27 sıraydı. Arka 26 idi. Bu omuzla birlikte 28 yapmış olacağız. Sadece şu an 27. sıra. Şimdi bak. 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir sıra daha yapıyorum ve bitireceğim. Şimdi de bak bitirdim. Bakın omuz detayı bu şekilde. Şimdi diğer omuz için de aynı şekilde buradan ipi takın. Hemen 2 zincir çekin, trabzan yapın. Sonra bu desenleri yapın. 2 sıra örün. Göstermeme gerek yok. Yani anlaşıldı. Aynı buradakini buraya yapacaksınız. Şimdi bu parçanın ön yüzü bu taraf. Bakın ön kısmı bu taraf. Bunlara dikkat edin. Şimdi bu parçanın ön yüzü de burası. Pardon, ön yüzü burası. O zaman böyle ayarlıyoruz. Ön yüzleri birbirine bakacak. İpi kesmedim ki fazlalık ip artı olmasın diye. Hemen trabzanın bakın tepesinden girdim. Sık iğne tekniği sırasıyla zaten bakın eşit düşüyor. Böyle tepeleri birbirine, birikleri birbirine eşit düşüyor. Sık iğne tekniği kullanarak bakın boşluğa geldim. Boşluktan sık iğne yaptım. Şimdi tepelerden batıyorum. Evet, bakın bu şekilde bitiriyorum. Omuz bakın birleştirdim. Şimdi döndürüyorum. Bakın bu şekilde omuzumuz olmuş oluyor. Şimdi diğer omuzu da birleştirelim, gelelim. Şimdi hanımlar, yan kısımlarını birleştireceğiz. Bakın ben birleştirdim bir tarafını, şimdi bir diğerini göstereceğim size. Biraz yakınlaştırayım. Bakın, bir de hani zincir artmıştı ya diyordum size. Onu da
Şöyle kesin. Böyle çekin. Bakın sıfırlandı. Dikkat edin, fazla dibinden kesmeyin. Şimdi ipi takalım. Buradan. Bunu ilk dibinden girdik. Sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunları böyle güzel iş şekilde koyun, ayarlayın. Bakın her trabzan başı sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç. Bu şekilde birleştireceğiz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Her trabzan başı birleştiriyoruz. Bu işlemi bakın buradan şuraya kadar eliniz girebileceği kadar, hani çocuğun kolu rahatlıkla girebileceği yere kadar yapıyorsunuz. Ben şimdi burayı bitirip geliyorum. Evet, sağlı sollu bakın birleştirdim. Şimdi hanımlar, tam aslında yaka ortasından başlamak istiyorum. Tam yakanın tam ortasından başlıyoruz. Komple şimdi çevresini trabzan gideceğiz. Bunu şöyle komple şurası, böyle alt kısmı, her yerini önce bir trabzan yapacağız. İki zincir çektim. Bir, iki trabzan. Geldim boşluğa. 1, 2 trabzan. Her boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Boşluklara ikişer ikişer trabzan yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi videoyu bakayım. Evet. Şimdi buradan sonrasını da göstermek istiyorum size. Bakın boşluğa geldim. Şu an döneceğiz. Yaka kısım burası. Bakın yaka kısım. Geldim. İki trabzan yaptım. Geldik şimdi. Bakın şuradaki boşluğa. İki. Buraya sadece bir tane yapalım. Burası birleştirme yeri, ya da iki tane yapalım. İki tane yapalım, evet. Şimdi geldik. Bu şekilde 2-2 gideceğiz hanımlar. Bakın. Şimdi bir boşluğa batıyoruz. Bir de bakın burada zincirin olduğu ek yer var. Oradaki boşluğa 2-2 gidiyoruz. Bakın. Farklı bir işlem yok. Bundan sonra böyle 2-2 gidiyorsunuz. Şuraya kadar gelelim. Şimdi hanımlar, bu kestirme olduğu olan yere geldik. Bakın kestirme yeri, ilk yaptığımız yer. Bunun içine toplam 6 tane trabzan yapacağız. 6. Şimdi aynı şekilde bakın bu şekilde köşe oluşuyor. Buraya da 2 tane yapıyorum ve 2 2 tekrar devam ediyorum. Bakın. Biraz yakınlaştırayım yine.
Bakın 2-2 devam ediyorum. Şimdi köşeye geleceğim. Bir bakayım burası 6 için ideal mi? Aslında 8 mi yapsak? Ama 6 için güzel. Yani şey değil. İyi yani 6. Böyle 2 tane devam edelim. 2-2 şu köşeye gelelim. Evet, tam burası köşe olduğu için buraya komple 8 tane, bakın bu boşluğa 8 tane trabzan yapacağız. Hatta bir bakalım, deneyelim. Şu an 2, 4, 6, 7 ve 8. Sekiz tanesi, bakıyorum şu an. Evet, 8 tane ideal. 2, 4, 6, 8. Şimdi bakın buradaki boşluğa 2 tane yapıyorum. Şimdi alt kısa kısmı geçtik, etek kısmına. Bakın 2, 2 gidiyoruz hep. Şuraya batıyorum. Bakın boşluğa da 2. Buraya da 2. Bakın. 2, 2. Bakın bu boşlukları hep 2, 2 gidiyorsunuz. Bu 2 trabzan. Bakın ikili ikili trabzanın buraya da 2, 2, 2, 2, 2 trabzan diye gidiyorsunuz. Şimdi durum anlaşılmıştır. Buraya 6, buraya 8. Aynı şekilde buraya 8, buraya da 6 tane yapıp böyle komple çevresini trabzan gidelim. Şimdi hanımlar bakın ikişer ikişer yaptığım komple çevresini bakın gittim. Şimdi birleştiriyoruz. Lastik yapacağız. Birleştirdim. İki zincir çektim. Ön bir hemen bakın dibindeki trabzanı önden aldım. Yanındakini hemen arkadan bakın tığ arkadan geçiriyorum. Arkadan aldım. Hemen yanındaki trabzanı önden. Bir önden bir arkadan alarak lastik formunu oluşturacağız. Bu şekilde öreceksiniz. Biraz daha. Önden aldım. Arkadan alıyorum. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz. Bakın. Sırayla. Bakın burayı da öyle. Önden arkadan, önden arkadan alıyoruz. Bu köşeyi de önden arkadan, önden arkadan alıyoruz. Farklı bir işlem yok. Sırayla komple çevresini gidelim. Başladığımız noktaya gelelim. Evet, başladığımız noktaya geldik. Şimdi arkadan bakın bitiriyorum. Evet, trabzanın biritinden girdim. Tel aldım, direkt çıkıştım. Çıkış yaptım. İki zincir çektim. Şimdi bakın öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bundan sonra komple bu şekilde yapacaksınız. İster iki sıra, ister üç sıra lastik yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin zevkinize bağlı. Ben bir sıra daha gideceğim. Şu an ikinci lastiğe gidiyorum. Üçüncü lastiği de gideceğim. Böyle örüyorsunuz. Bakın. Komple bakın çevresini lastik ördüm. Bakın burayı da sırayla. Bakın önden, arkadan, önden, arkadan, önden, arkadan aldım. Burayı da aynı şekilde hiç farklı bir işlem yapmadan sırayla
Bir ön, bir arka, bir ön, bir arka yaparak komple çevresini lastik gitti. Şimdi ikinci sırayı bitirin. İsterseniz üçüncü sıraya da gidebilirsiniz. Ben üçü de yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın etrafını 3 sıra gittim lastiği. Şimdi böyle bir bağcık yaptım. 5 tane trabzan ile yaptım. Normal trabzanlar ördüm. Sadece şuradaki çıkıntıyı nasıl yapacağımı örnek olarak göstermek istiyorum. Tam bu diktiğimiz yer var ya, oradan şöyle alın. İki zincir çekin. Sonra 5 tane trabzan yapacağız yan yana. Böyle çıkıntı oluşacak. Beş. Şimdi bunu bu şekilde iki trabzan yaparak, iki zincir çekerek beşli beşli uzun bir bağcık yapacaksınız. Bağcığı istediğiniz boyutta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle upuzun bir bağcık yapın. Şimdi ben bunu söküyorum. Sadece bağlama bağcık tekniğini gösterdim. Burada da bakın bu şekilde böyle bağlanıyor. Ben bağcıkları önceden ördüm, bitirdim. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi iç kısımdaki bakın şu iç kısma normalde bağcık olması lazım. Şimdi buraya düğme dikeceğiz. Buraya da düğme için ilik yeri ayarlayacağız. Çok basit. Daha önceden zaten buna benzer yelek anlattım. Şuradan, şu hizadan bakalım. Şuradan oluyor. Şöyle bir düğüm attık. Toplam 20 tane zincir çekin ya da 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi iki zincirden atlayın. Üçüncü zincire batın. Normal trabzan yapıyoruz. Komple bu zinciri bu şekilde dolduralım. Ben hemen bitirip geliyorum. Evet, bakın. Zincirleri doldurdum. Son zincirimi de yapıyorum. Ve buraya bu şekilde birleştirip bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi bunu istediğiniz ölçüde tabii düğmeyle, buraya da düğme dikeceksiniz. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani darlaştırıp, bollaştırıp bebeğinizin bedenine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunların aralarından geçecek şekilde bir düğme dikeceksiniz. Şimdi geçiyoruz buradaki kısımlara. Evet hanımlar, bakın bu şekilde bağcıklarımızı yaptık. Burayı da böyle düğmesine diktim. Şimdi kolla yapacağız. Kolu güzelce öreceğiz. Bakın bu şekilde balon kol tarzı. Burası hafif lastikli. Sonradan voğlanlı yaptım. Çok şık duruyor. Şimdi hemen tam şu koltuk altında şöyle ipi takalım. İki zincir çekip bakın buradaki boşluğa
Bir trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın. Şurada bir trabzan bir de iki zincir var ya. Onun arasına giriyoruz. Şöyle. Bir. İki. Sonra bir zincir. Bir. İki trabzan. Şimdi tek trabzanı bu boşluğa yapıyoruz. Bu şekilde omuzun komple çevresini yapacağız. Bakın boşluğa bir trabzan, bu trabzana zincir boşluğuna da örneği kuruyoruz. Bir zincir, şimdi iki trabzan. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Boşluğa batıyorum. Şimdi ben komple buradan geliyorum. Buraya kadar geliyorum. Ondan sonra iç taraftan öreceğim. Bir iç bir dış öreceğim. Tek yön gitmeyeceğim. Çünkü burayı örerken bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan ördük. Mecburen örmek zorundaydık. Şimdi kolu da şuradaki aynı çıkıntıları verebilmek için bir sağ yani bir dışarıdan bir içeriden örmemiz gerekti. Şimdi ben burayı bitirip geliyorum. Şimdi bak geldim. Burası zaten bir trabzanla başlamıştık. İki trabzanla bitiriyoruz. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Bir trabzanın tepesinden buradaki birit noktasından tel aldım, direkt çıktım. İki zincir çekiyorum ve iç taraftan örüyorum. Burada bir trabzan var ya, tam onun dibine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde örneği yapacağız. Boşluklara batarak örneğimize devam ediyoruz. Bir zincir. Bakın. Farklı bir işlem yok. Bu sırayı da böyle iç taraftan örüp hemen geliyorum. Evet, bakın bitirdim. Şimdi bak bir trabzan ya. Bunun tepesinden tel aldım, çıkış yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi dış taraftan örüyorum. Bir iç bir dış yaparak bu şekilde örmelisiniz. Şimdi geldim boşluğa. Örneğe devam ediyorum. Şimdi kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra ördüm. Şimdi 1 yaş, 1 yaş, 1,5 yaş için iyi. Hani siz 14 ya da 15 de yapabilirsiniz. Sonra lastik öreceğim. Onları size göstereceğim burayı nasıl yaptığımı. 14 sıra İşte ya da 13 sıra ördükten sonra lastiğe geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın şimdi 13 sıra ördüm. Ama dediğim gibi siz 15-16 sırada örebilirsiniz biraz kolun uzun olması için. Şimdi buraya batıyorum. Şimdi hanımlar, buralarda bu burayı hemen bitirip göstereceğim şimdi size. Şimdi iki zincir çekiyorsunuz. Bakın. Trabzan olan yere bir trabzan. Şimdi boşluğa bir trabzan. Bakın trabzanın olduğu yere bir trabzan. Gördünüz mü? Şimdi boşluğa. Bakın bu iki trabzan ortasına bir trabzan. Bayağı geniş bir kol olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Yani toplamda burada aslında nasıl göstereyim? Desenlerini sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane böyle deseni var. Sizde kaç çıkar bilemiyorum ama ben hani biraz geniş olsun istediğim için mesela burayı birleştirirken biraz aşağıda birleştirdim. Hani ayarlamıştık bunu hep birlikte. Şimdi kolu aynı bu şekilde yapın. Eğer çok dar düşerse
Mesela buraya iki tane trabzan yapın. Şimdi bu şekilde komple çevresini birer birer yapalım. Hemen yapıp geliyorum. Evet, bakın son trabzanı da bakın yaptım. Zaten başlarken trabzan yapmıştım. Şimdi hemen tepesinden trabzanın biritine girdim, çıkış yaptım. Şimdi bakın burayı iyi dinleyin. Önden alıyorum bir tane. Şimdi bak arkadan alıyorum. Önden aldım. Arkadan lastik yapıyoruz. Bundan sadece iki sıra öreceğiz. Şimdi bu birinci sırayı örüyorum. İkinci sırayı ördükten sonra desen yapacağız yine. Çok kolay. Şimdi bakın bir önden bir arkadan alın. Hemen ikinci sıraya geçelim. Şimdi bakın hanımlar, geldik son, geriden aldım arkadan ve başladığım yere trabzana geldim, biritine battım, direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Öndeki trabzanı önden, bu son sıramız lastikte, arkadakini arkadan alıyoruz. Zaten mesela bunun çevresini giderken, hırkanın çevresini giderken bu lastiği göstermiştim. Aynı teknik. Şimdi bunun komple çevresini bitirelim. Buraya gelelim. Ondan sonra örneğe başlayacağız. Evet. Geldik. Ve lastik kısmını bitirdik. Ve birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Şimdi hanımlar. Bakın. Farklı bir işlem yok. Buradaki örneği buraya kuracağız. Bir trabzan. Ne yapmıştık? Bakın zaten hemen örneğin hemen üstünde. Ne yapacağız? Bu trabzanın tepesine bu örneği kuracağız. Bir, iki zincir. Pardon, iki trabzan, bir zincir. Aynı şekilde iki trabzan. Şimdi ne yaptık? Bakın trabzan. Zaten bakın peşi sıra geliyor. Trabzanın. Trabzan. Şimdi hemen trabzan. Bu kolda fırfır detayı olması için. Şimdi bakın geldik buraya. Zaten örnek. Örnek trabzan trabzan. Şimdi hemen bunun trabzanın tepesine örneği kuruyoruz. İki tane. Bir trabzan. Şimdi bakın farklı bir işlem yok. Bu örneği kol ucuna kuruyoruz. Zaten sırasıyla anlaşılıyor. Bakın bu şekilde ve kolu bitireceksiniz. Ben toplam 3 sıra ördüm. Siz de 3 sıra örebilirsiniz. Hatta 4 sıra, 5 sıra da örebilirsiniz. Benim için 3 sıra ideal. Bu şekilde kolunu bitireceğiz. Şu an ilk sırayı örüyorum zaten. Evet. Bakın göstereyim. Bakın. Aynı örnek. Sadece buraya bir zincir yerine trabzan yaptım. Zincir çekmedim. Bu şekilde hanımlar yapıyorsunuz ve hırkamız bitmiş oluyor. Ben şimdi bu kolu bitirip siz dediğim gibi ben iki sıra daha gideceğim. Toplam 3 sırayla bakın 1 2 3 3 sırayla bitireceğim, tamamlayacağım ama siz biraz daha uzun yapabilirsiniz, tamamen size bağlı. Şimdi ben komple bitirip geliyorum. Şimdi çiçeğimiz için toplam 5 tane zincir çekeceğiz. Bunu kilitledik. 1 biraz şu şekilde yapayım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekeceğiz. Şimdi hemen ilk birinci zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. İki zincir çektim. Şimdi bu mini kalkanın içine toplamda 6 tane trabzan yapacağım. Şimdi 1
Ama bu 6 trabzanın iç aralarında bir zincir olacak. Bir trabzan yaptım, bir zincir çektim. Aynı şekilde bir trabzan, bir zincir. Yapalım hemen. Bakın trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 7 tane yapacağız. Ben 6 da olabilir, 7 de olabilir. Ben biraz büyük düşsün istediğim için 7 tane yaptım. Ama 6 da olabilir yani. Küçük o düşer biraz. Bir tık küçük düşer. Fazla bir fark yok. Bu 7 tane öbek açacağız. Ya da siz 6 tane öbek açacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıyoruz. Şimdi bakın hemen başladığımız trabzanın tepe noktasından tel aldık. Direkt çıkış yaptık. Ve bu kadar. Bu iç zeminini bitirdik. Dediğim gibi 6 hatta 8 yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyenler varsa 8 olabilir yani. 9 olabilir. Hani büyük kocaman bir küpe çiçeği oluşturmak istiyorsanız. Şimdi ben 7 tane yaptım. Şimdi hemen bakın buradaki boşluktan giriyorum. İpimin rengi çok güzel, bu mor rengi. Şimdi düğüm attım. 2 zincir çekiyorum. Bu arada bu iki ipi de şöyle arkadan ayarlıyorum, tutturuyorum. Örerken içlerini yedireceğim. Şimdi bak normal 2 zincir çektim, tel aldım. Bu 1. Tel alıyorum. Bu 2. 3. 4. Şimdi tel alıp direkt çıkış yapıyorum. Bu şekilde kilitliyorum. Bitti. Şimdi hemen geliyorum yanındakine. Tel aldım. 2, 3 ve 4. 4 tane alıyorum. Ama 5 tane de alabilirsiniz. Hani biraz büyük düşsün istiyorsunuz. Şimdi komple çıkıyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Bakın tel aldım. Böyle 2 3 şunu güzel yedirmem lazım. Şu an 2 yaptım. 3 4 hatta 5 yapabilirsiniz. Bakın 5 yapınca da pek anlaşılmıyor. Tel aldık. 1 2 3 4 5. 4 de olur, 5 de olur. Hiç sıkıntı değil. 3 4. Mesela ben böyle bir 4 bir 5 yapıyorum. 5 de olabilir. Ama hani sabit. 1 2 3 4. Bakın. Bu şekilde küpe çiçeğini oluştururuz. Benim 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Bakın 7 tane mordan yaprak oluşturduk. Şimdi geliyorum. Dediğim gibi bak daha kaba dursun istiyorsanız 6 tane yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 tane yaptık ya. Şunlar biraz bol oldu ama siz güzel sıkı yapın. Ben videoda anlattığım için mesela böyle 1 2 3 4 5 6 bakın 6 tane yaptığınız zaman da biraz daha tok oluyor mesela. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben buradan 2 tane eksilteceğim. 1 neyse 4 tane yapalım. Şu an 2, 3, 4. Büyüklüğünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçük düşsün istiyorsanız 4 tane. Büyük düşmek istiyorsanız 5 ya da 6 tane yapabilirsiniz. Şimdi
Bakın geldiğimiz noktaya. Şimdi buraya hızlı geçtim. Şimdi bakın geldik. Tel aldım, çıkış yaptım. İki zincir çektim. Şimdi hemen bu tomurcuğun tepesine bir yalancı trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen boşluğa batıp sık iğne yaptım. Tel aldım. Bakın bunun tepesine yaptım. Şimdi buradaki boşluğa yapıyorum. Bir yalancı trabzan, iki zincir, boşluktan batıp bu şekilde minik desen oluşturuyoruz. Bir boşluk, bir buradaki tomurcuğun tepesine batacaksınız. 2. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi hızlanıyorum. Pardon, tek çıkıyor. Evet, son geldik. Yapıyorum ve hemen geliyorum, birleştiriyorum ve bitiriyorum. Şimdi bundan iki tane yapacaksınız. Böyle. Böyle iki tane yapacaksınız. Şimdi bu içindeki beyazı göstereceğim. Şunu hemen saklayalım. İçindeki beyazı göstereceğim şimdi. Şimdi hanımlar böyle iç kısmını çevirin. Şuradan şöyle tel alın. İpi takın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane zincir çekin. Bu sık zincirin içine bu şekilde tel yürütün. Çok kolay, yani en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Zaten bundan toplam 3 tane yapacaksınız. Mesela 4-5 tane de yapabilirsiniz bu içindeki beyazlardan. Şimdi yaptım sık iğne, hemen şuradan böyle bir tel alıyorum. Hatta 2 tel alıyorum. Şöyle çıkış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ben şimdi hemen üçüncü yapıp geliyorum. Evet. Şimdi üç taneye yaptım. Sonra kesip kopardım. Ve bu şekilde oldu. Şimdi bakın iki taneyi böyle bitirdik. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Burada düğüm oluşmuş. Bakın. Şimdi böyle tığ geçirin. Şöyle. Böyle tığ geçirin. Basit. Şöyle düğüm atın. Ben iki tane atın. Yani sağlam olsun. Şimdi düğüm attığınız yerden zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 60 tane zincir çekeceksiniz ama gevşek çekin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben hemen çekip geliyorum. Evet, 60 tane zincir çektim şimdi. Çok basit. Bakın. Tığı böyle geçiriyorum yeşillerden. Şöyle tele aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Bir zincir çekerek kilitliyorum ve bitirdim. Sonra da bu ipi böyle içinden yedirerek böyle gizleyerek döndürün. Saklamaya çalışın. Ben böyle bir iki tur attırıyorum ki hani ip şey kalıntısı gözükmesin, sağlam da olsun diye.
Bu şekilde bakın küpe çiçeğini bitirdik. Bunu da aynı şekilde saklayın. Ve bakın böyle bir çiçek oluşuyor. Bu bağlama tekniğini de göstermek istiyorum. Şöyle alıyorsunuz bakın. İki parmak. Şöyle tutun. Bu fiyonkları böyle düğüm atın. Ben pek beceremiyorum ama siz daha iyi becerirsiniz. Bakın böyle iyice kilitliyorsunuz. Sonra zaten bu çiçeği dikerken bu iyi buraları dikerken bunu monte ederken buradan dikin ki bunun açılmasın. Ve bu şekilde küpe çiçeğimizi yaptım. Evet hanımlar, hırkayı bitirdim. Küpe çiçeklerimi de diktim. Bakın kol kısmını da buradaki desenin aynısını yaptım. Sadece bir trabzan yaptım. Zincir yerine bir trabzan işledim. Ve bu şekilde hırkamız bitti. İç kısmı burası böyle ayarlanıyor. Arka kısmı. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.